Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden kurutma, yazdan gelen tam bir kış yemeği, vitamin deposu, tam bir D vitamini deposu çünkü güneşte kurutuldu hepsi. Şöyle kurutulmuş yeşil fasulyem var, kurutulmuş biberim var, şunlar salatalık, acur, ondan sonra kabak içi, şöyle patlıcan. Yine böyle patlıcan. Hem içini hem dışını hiçbir şeyini ziyan etmeden hepsini güneşte güzelce kurutuyoruz. Şu şekilde tam kuru olması gerekiyor. Şimdi tenceremi alıp üzerine kaynamış su ekleyip iyice haşlayacağım. Sonraki aşamayı yine sizlerle paylaşacağım inşallah. Tenceremi ocağa aldım. Üzerini geçecek kadar kaynamış su ilave ediyorum. Üzeri geçene kadar su ekliyoruz ki hepsi eşit haşlansın beraber. Şöyle haşlanacak. Haşlanması için bekleyeceğim. Yumuşayınca altını kapatıp yıkayacağım. Şöyle pişmiş hali. Şu şekilde zaten kontrol ettiğinizde anlarsınız şöyle. Yumuşuyor iyice. Ama dağılmayacak bir şekilde. Bunları suyun içinden alacağız. Şu şekilde. Ondan sonra süzgeçte bir güzel yıkayıp suyunu sıkacağız. Soğuk suyla güzelce yıkıyoruz. Bu şekilde. Bütün hem acı suyu hem de kirli suyundan arınacağız. Şöyle. Sonra kavuracağız bunları. Evet, şimdi sıra kurutmalarımı kavurmaya geldi. Tencereme yağımı aldım. Kızdı biraz. Şöyle domates salçası ekleyeceğim. Biraz salçamız iyice kavrulsun ki daha bir lezzetli olsun. Bu şekilde iyice kavurdum, bayağı bıraktı kendini. Üzerine birazcık su ekleyeceğim. Parçanın homojen hale getirebilmem için. Biraz tuz ekliyorum. Ben bunu bazen misafirim geldiği zaman çayın yanına yapıyorum. Bazen yemeğin yanına yapıyorum. Bazen kahvaltıda yapıyorum. Özellikle çayla çok çok lezzetli oluyor. Ve yiyenler mutlaka tarifini istiyor. İlk defa yiyenler oluyor. Daha önce hiç yemedik deyip çok beğenip yapmak isteyenler oluyor. Şu şekilde. Salçasını iyice dağıtarak yüksek ateşte kızartırsanız kurutmalarınız dağılmaz. Şu şekilde 1-2 dakikada bir karıştırarak bunu iyice kavuruyoruz. Daha geniş bir tavaya da alabilirsiniz. Ben çok yaptığım için şöyle tencerede yaptım. Bu şekilde kavruldu kurutmalarım. Çok lezzetli oluyor böyle. Şöyle isteyelim.
hazır. Bu şekilde yapacaksınız. Afiyet olsun şimdiden yapan ve yiyen herkese. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayınız. İyi seyirler.